Merhaba arkadaşlar, ben Derviş, Gezgin Derviş. Gezgin Derviş'te bir canlı yayını da hepiniz hoş geldiniz. Ve bugünkü konuğumuz bir çeşit gezgin. Kendisiyle daha önce Malezya'da yol arkadaşlığı yaptık ve bugün konuğumuz olacak. Kendisi şu anda yurt dışından bizim canlı yayınımıza katılacak ve canlı canlı dünyayı gezmek, yolda para kazanmak gibi konuları konuşuyor olacağız. Kendisini yola sürükleyen sebepleri konuşuyor olacağız. Ve bir çeşit gezgin şu anda yayınımıza katıldı. Hızlı bir şekilde kendisini yayına alıp canlı yayınımıza başlamak istiyorum. Sizler de bu arada sorularınız oldukça aşağıya yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar, biz de dünyayı gezmek, yolda para kazanmak gibi konuları daha net işlemiş oluruz. Şu anda canı yayını almaya çalışıyorum. Fakat alamadım. Canlı yayını alamıyorum şu anda. Neden alamıyorum? Can, şu anda yayını alamıyorum. Seni çıkıp tekrardan girersen hızlı bir şekilde. Evet. Can. Geldim galiba. Geldin mi? Evet, hoş geldin. Sesimiz nasıl geliyor şu anda? Hoş buldum. Ses iyi. Benim ses nasıl? Müzik var biraz. Müzik sesi yüksek ama. Olsun. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Senin sesin de gayet net geliyor şu anda. Hazırsan ben hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Hazırım. Hazırım. Başlayabiliriz. Evet. Öncelikle tekrardan hoş geldin. Bugünkü konuğumuz bir çeşit gezgin. Kendisiyle dünyayı gezmek hakkında konuşacağız. Can Korkmaz. Kendini birazcık bize tanıtır mısın? Evet. Adım Derviş'in söylediği gibi Can Korkmaz. 23 yaşındayım. 4 senedir dünyayı gezmeye çalışıyorum. Hala tam anlamıyla geziyorum ve gezebildim diyemiyorum. Önümde daha gezmem gereken onlarca ülke var. Gezerken ben gelirimi yollarda çalışarak çıkarmaya çalışıyorum. Bu bazen müzik çalmak oluyor, bazen bir yerlerde gönüllü çalışmak oluyor. Ama genelde ağırlıklı olarak bileklik ve takı aksesuar yapıp onları satmaya çalışıyoruz. Yol masraflarımızı çıkarmak için. İlk olarak 2019'da yola çıktım. Derviş'te de orada tanıştım. İlk uzun yolculuğumda tanıştım. Daha sonra araya pandemi girdi. Selam teyzeciğim bu arada. Araya pandemi girdi. Bir iki sene falan gezemedim. Uzun soluklu. İki sene evet. Sonra bir en azından bir senedir yine yollardayım ya. Aralıklı. Hepsini konuşuyor olacağız zaten. Fakat ben biraz başa gitmek istiyorum. Şimdi 4 senede gezdiğini söyledin. Yani 19 yaşında gezmeye başladın. Peki seni yollara iten, dünyayı gezmeye merakını sende uyandıran sebep neydi? Neden yollara çıktın? Valla bunun herkeste bir sürü farklı cevabı var. Bu soru kime sorsam farklı cevap verebilir ama beni herhalde tamamen iten çocukluk hayalimdi. Daha sonradan gerçekleşen bir şey olmadı. Ama çocukken de aklımda hiçbir şey yoktu. Hani dünyayı gezmek diye bir şey yoktu. Gezmek vardı. Yaşım büyüdükçe hayalimin içine ben de bir şeyler kattım. Yani bir hayalim vardı ama hayal gücün genişledikçe hayalim de genişledi aslında. Dünyayı gezmek oldu. Ama bu sefer de gerçeklikle çarpıştım. Dedim ki ben bu dünyayı gezerken bir yandan maddiyatı nasıl sağlayacağım? Onu da sağlayamadım Türkiye şartlarında. Çünkü gerçekten hazırlığa daha dayanmıyor. Bir yandan da çalışmak gerekiyor. Evet, yol kesinlikle. Şekilde seyahati devam ettirmek için bir şeyler yapıp gezmeye çalışıyorum. Peki sen şu anda yollardasın fakat yollara çıkmadan önce Türkiye'de ne işle meşguldün? Yani ne iş yapıyordun normalde? Öğrenciydim. Öğrencilikten sonra kısa süre turizmle çalıştım. 3 veya 4 sezon. Onun haricinde yine kafelerde çalıştım. Baristalık yaptım. Aslında Türkiye'de çok uzun böyle bir çalışma geçmişim olmadı. Babamla ticaret yaptığım zamanlar falan oldu ama aklımda her zaman gezmek olduğu için aslında benim tam zamanlı mesleğim de bu diyebilirim yani. Hem yaşam biçimim bu, hem mesleğim bu. Hayatımın her anı gezmek var. Peki 2019 yılında ilk yola çıktım ve ilk yolculuğum Malezya'ydı. Böyle bir yolculuğa çıkmadan önce bir hazırlık içerisinde miydin yoksa bir anda böyle kendini yola atanlardan mıydın? Bu ilk yolculuğunu biraz bize anlatma şansın var mı? Ben çalışıyordum mahallede.
kendi oturduğum mahalleye, ben İstanbul Atışehir'de yaşıyordum. Yakın bir dondurmacıda çalışıyordum. Hiç planım yoktu. Yani normal çalışıyordum artık. Bir gün bir yerden bir esti. Çok bir fikrim yok. Herhalde işten çıkasım vardı, onu hatırlıyorum. Sıkılmıştım artık ve bir şeyler yapmak istiyordum. Kendi hayatım böyle, hani insanlara bir anda gelir ya hayatını değiştirmek. Bir spora başlarsın, hızlıca bir dil kursuna gidersin falan ama devamını getirmezsin. Benimki öyle bir istekti. Sonra bir anda ekipmanları aldım, çanta manta derken bileti aldım ve dünyanın öbür ucuna uçtum. Ben bunu aslında devamını getirmek zorunda kaldım. Bir anda aldım çılgınca bir karardı hayatımı değiştirmek için. Ama kendimi dünyanın öbür ucunda bulunca dedim ki, yani herhalde artık bunu yapmak zorundayım yani. Çünkü istediğim zaman geri dönebildiğim bir yer değil. Ve 15-20 gün sonra biraz daha alışınca hayalimi de aslında gerçekleştirebildiğimi gördüm. Ve bu ondan sonra benim için tamamen bir haza dönüştü. Şu an yaptığım şeyden çok büyük haz alıyorum. Ve yapabiliyorum, bunu da görüyorum. Bir anlık çılgınlıktı. Hiç plan program, hiçbir şeye sahip değildim. Bir hafta içerisinde çıktım diyebilirim. Peki Malezya ile başlamak özel bir sebep var mı? Yoksa o an uygun bilet bulduğumda o şekilde Malezya'ya gittim gibi bir açıklamam mı olacak? Ben Malezya'ya bilet almadan bir saat önce Malezya'nın nerede olduğuna baktım. O kadar sebebim yoktu yani Malezya için. Asya benim için her zaman hayallerimi süsleyen bir kıtaydı. Ama Malezya'nın da Asya'da olduğunu biliyorum. Kime komşu, nasıl bir ülke, hiçbir şey hakkında fikrim yok. Bilet almadan bir saat önce baktım, bilet fiyatı yükselmesin diye. Bileti aldım ki yükselmiyoruz zaten. Boşuna acele etmişim. Peki biz seninle şimdi Malezya'da tanıştık. Sen gittin, senden bir hafta veya 10 gün sonra yanlış hatırlamıyorsam biz Malezya'ya geldik. Sonrasında seninle Malezya'da tanıştık. Bu Malezya maceranı biraz bize anlatır mısın? Ben bunların hepsini çok çok yakından biliyorum. Çok çok iyi biliyorum. Fakat şimdi Malezya'ya gittin ve burada ne iş yaparak para kazandın? Şimdi zaten seni asıl konuk alma sebeplerinden bir tanesi de bu. İşte yolda para kazanmak, yolda ticaret yapmak veya hayatını bir şekilde idame ettirme konularında ben senin fikirlerine hayranım ve o yüzden de seni konuk almak istedim. Sen de kırmadın geldin. Çok teşekkür ederim. Malezya'ya indiğin zaman ben biliyorum ki çok fazla bir bütçen yoktu ve para kazanmak zorundaydın. Orada nasıl bir iş yaptın? Bunlardan biraz bize bahseder misin? Malezya'ya ilk girdiğimde havalimanındayken hala cebimde Türk lirası var. Malezya'dayım bu arada. 450 lira para var cebimde. Ben bir de olan birikimimi de harcadım çünkü kendimi biraz tanıyan biriydim o dönemde. Cebimde param olsa herhangi bir zorlukta geri döneceğimin farkındaydım. Belki yaptığım amatörce bir şeydi. Kendim hiç garanti altına alacak para bırakmadım. Ama hiç paramda olmasını istedim ki beni bir şeyler yapmaya ve kendi başıma bir şeyler kazanmaya en azından daha çok iten bir şey olsun. Yani tamamen buna zorunlu olayım istedim. Parayı change ettiğimde Malezya ringgitine 250 lira falan kaldı havalimanında yaptığım için. Daha sonra işte bir iki parça yemek, su falan derken hiç param yok. Birinci günden bütün paramı bitirdim. Otel paramı önceden vermiştim ama bir haftalık. Bir hafta kalacak. Bu arada lafını kesiyorum. Ben de aynı durumdaydım. Ben de Malezya'ya indiğim zaman 500 TL olarak 500 TL gibi bir bütçem vardı. Fakat bu işte hem döviz kurlarından hem de işte aradaki farklardan kaynaklı, havaalanından zaten merkeze Kuala Lumpur'a varana kadar o para bitiyor zaten. Yani ben bir de hızlı metro ile gittim. Yani olan otobüs varmış. Otobüs yaklaşık 10 liraymış. Ben hızlı metro ile gittim. Param zaten o yüzden bitmişti. Yaklaşık işte 200 lira falandı hızlı metro. Öyle gittim. Bilekliğim var yanımda. Bileklik malzemem var ama bileklik yapmasını bile bilmiyorum. Yani yola çıkmadan birkaç gün önce videolar izledim sadece. Oraya gittikten sonra orada video izliyorum ama ben bir yandan oraya gittikten sonra diyorum ki ya ben ne yaptım? Neredeyim ben yani? Ne yapacağım bu saatten sonra? Tamam. Bir hayalken güzeldi. Kafanda düşündüğünde bunun bir yapılabilme olasılığı var. Çünkü sonuçta genelde böyle biraz hayal meyal düşündüğün için diyorsun ki tamam her şey güzel olur, onu da yaparım falan. Gittim diyorum ki ben ne yapacağım şimdi? Ben kaldım ortada yani. Bir gün iki gün yiyecek yemeğim de varken biraz daha böyle çok uzak geliyordu bir şeyler satmak gibi. Bileklik yapıp satacağım tabii. Çünkü tek yapabileceğimi düşündüğüm şey o. Bu sefer yemeğim bitti ve bunu gerçekten tamamen yapmak zorundayım. Ben İngilizce biraz bildiğimi düşünüyordum. Onu da hiç yeterli düzeyde bilmiyormuşum. Anlaşacak dilim de yok kimseyle. Bu sefer böyle bütün şehri sürekli yürüyorum. Günde 10 saat, 12 saat yürüyorum. Bileklik satacak yer arıyorum ama zaten hiç bilekliğim yok hazır. Satacak yeri bulduktan sonra bileklik yapmaya başlayacağım. Çünkü nasıl yapılacağını da bilmiyorum yani. İlk bir gün, iki gün ülkenin kurallarını bilmediğim için tedirginlik, heyecan falan. Açacak bir yer buldum, tezgah açacağım işte. Tezgah dedim de yere işte örtü serip üzerine bileklik koyacağım. Açtım ama elim titriyor, insanlarla konuşamıyorum heyecandan.
İşte öyle bir iki kişi geldi. Yardımcı olmak istediler sağ olsunlar. Bir şeyler aldılar falan. Bir gün, iki gün, üç gün derken yapabildiğimi gördüm yani. Bakıyorum günün sonunda sıfırla çıkıp akşam karnımı doyuracak, kalacak yer, paramı verebilecek bir şeyler kazanıyorum. Ve bunu yaparken insanlar bana çok iyi davranıyorlar. Ben insanlara çok iyi davranıyorum. Çok pozitif bir ortam gelişiyor. Çünkü en azından hikayemi anlatabiliyorum onlara. Bunu gezmek için yaptığımı söylüyorum. İnsanlar da çok yardımcı oluyorlar. Malezya'da hikaye bu şekilde başlamıştı. Dilekçe yapıp. Biz geldikten sonra hayatında bir şeyler değişti mi? Biz Malezya'ya geldik. Sonrasında işler biraz daha değişti. O sonraki süreç hakkında ne düşünüyorsun? Neler söylemek istersin? Çünkü bir anda birden fazla Türk bileklik satmaya başladı ki aslında konuyu şuraya bağlayabilirim. Şu anda biliyoruz ki birçok gezginin geçim kaynağı bileklik satarak dünyayı gezmek, kazandıkları parayla. Şu anda gerçekten hala bileklik satarak dünyayı gezmek mümkün mü? Yani şu anda hala bileklik satarak dünyayı gezmek mümkün. En yakın örneği şu an benim. Ben burada seninle canlı yaparken kız arkadaşım bileklik satıyor. O yüzden ara ara ayağa kalkıyorum. Kimse kusura bakmasın. Bir gidiyorum o tarafa doğru. Uzaktan ona bakıyorum. Çünkü hala orada bir şeyler satmaya çalışıyoruz. Ben onu bıraktım da geldim internet olan bir yere. Hala mümkün. Ama her yerde mümkün değil. Her ülkede sürekli kurallar değişebiliyor. Hatta kişisine göre bile. Bazı polis kuralları uyguluyor, bazı uygulamıyor. Bazı yerin insanı bile istemiyor bunu yapmanı. Bazı yerde insanlar seni yoldan çeviriyor, yardımcı olmak istiyor. Seni başka bir yerde bileklik satarken görmüş. Mümkün ama eskisi kadar mümkün değil. Çünkü bunu suistimal eden çok fazla insan var. Gezmeyip de bunu sadece ticaret olarak gören. Veya insanlar da artık bunu yıllardır gördükleri için insanlar da bundan sıkılmış olabiliyorlar. Ülkesine, şehrine göre çok değişkenlik gösterebiliyor. Ama genelde böyle bir şeyler yapıp satmak değil de sokak sanatları yaparak, insanlara bir şeyler sergileyerek gelir elde etmek daha mümkün gibi görüyorum ben. Veya dijital olarak gelirini elde etmek daha mümkün diye görüyorum. Mesela bizim yaptığımız aralarında en zoru olabilir. Bilekliği satın. Yani şunu söylemek istiyorsun. Eğer ki bir yeteneğiniz varsa sanatla alakalı veya sesiniz güzelse veya bir herhangi bir enstrüman çalabiliyorsanız bunlarla dünyanın herhangi bir yerinde kendinize hayat idame ettirme imkanınız daha kolay. Yani mümkün diyebiliriz. Çünkü sokak müziği veya işte bu tarz sanat aktiviteleri daha böyle ne derler ona kabul edilebilirliği yüksek. Evet, evet. Dünyayı gezmek şu anda çok zor. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Malezya'ya geldiğim zaman şunu öğrendim ki zamanında bileklik satarak dünyayı geziyoruz naraları atan insanlar zamanında çok çok güzel paralar kazanmışlar. Evet, bileklik satarak dünyaya gezmek çok çok iyiymiş. Günlük 1.000 dolara yakın para kazananları biliyorum. Fakat bunları daha sonrasında az önce de senin söylediğin gibi sadece ticaret için kullanmaya başladıktan sonra olay farklı bir boyuta geçmiş. Çünkü insanlar artık gezginlere para vermemeye başlamış. Çünkü bunlar sadece ticaret için kullanıyorlarmış. O yüzden şu anda çok çok daha zor. Ve bugün seninle canlı yayından önce görüntülü konuşma yaptığımız zaman, test yayını yaptığımız zaman şunu gördüm. Tezgahın Malezya'daki tezgahtan kat kat daha iyi. Yani kendini geliştirmişsin tezgah konusunda. Gayet de güzel görünüyor. Şu anda nasıl peki durumlar? Yani şöyle, zaman geçtikçe tabii ki bir şeyler katıyorsun ve her bölge halkının istekleri farklı oluyor mesela. Tamam, bunu bir gezi için yapıyorsun ama yaptığın şey oradaki insanlara hitap etmiyor olabiliyor. İnsanlar sadece sana destek olmak için gelip bir şeyler alıyorlar. Biz istiyoruz ki insanlar bunu da beğenerek alsınlar aynı zamanda yani. Para veriyor ama bu tamamen yardım gibi değil. Yani para versin ve karşısında sevdiği, istediği bir şey alsın istiyoruz. Çünkü o tarz olduğunda durum tamamen tek taraflı oluyor. Tamamen yardım için bir şeyler alıyorlar. Bu benim hoşuma gitmiyordu. Bazı yerlerde insanlar yüzük seviyor diye biz yüzük yapmayı öğrendik. Yüzük yapıyoruz mesela. Kolye yapıyoruz. Bazı yerlerde halal seviyorlar. Değişiyor sürekli. Öyle olunca da isterseniz biraz daha çeşit ekleniyor. Ama mesela şu an bulunduğumuz yerde hemen hemen her şeye ilgi var, her şeyi soruyorlar. Biz bir anda her şeyi yapıp satar bir duruma geldik Balkan ülkelerinde. Çünkü tam böyle Orta Doğu ile Avrupa'nın arasında bir yer olduğu için çok fazla kültür çeşitliliği yaşanıyor burada benim gözlemlediğim kadarıyla. Havalı isteyenler var. Havalı daha çok Orta Doğu insanları biliyor mesela. Ama bir yandan da işte yüzük isteyenler var. Onları da Avrupalılar daha çok tercih ediyor. Böyle tamamen bir karmaşa oldu. Bir de biz her şeyi yapar hale geldik. Aksesuar anlamında şu an mesela hani insan ben bıraktığımda küpe yapıyordum.
Yani şunu anlayabiliriz. Artık bu sizin bir mesleğiniz oldu ve bu mesleği de geliştirmek adına elinizden geleni yapıyorsunuz. Şu anda peki para biriktirebiliyor musunuz? Yani bu işi yaparak şu anda sadece işte hostel parası ve yemek parası mı biriktirebiliyorsunuz, yoksa ekstradan üstte para katabiliyor musunuz? Şu an için mesela biz geçen sene yine bu bölgedeydik, Balkanlardaydık. Balkanlarda geçen sene biz sadece hostel ve yemek parası üzerinde çalışabiliyorduk. Çünkü daha fazlasını yapamıyorduk, olmuyordu. Buralarda buna çok imkan yok. Hani daha fazlası da şöyle, birikim yapıp bunlarla işte ev araba almak gibi şeyler değil. Hani birikim yapıp bir şeyler satamadığımız ülkeleri de burada yaptığımız birikimle gezmek. Aslında asıl amaç bu. Şu anki amacımız da o. Şu an bulunduğumuz konumlarda biraz daha rahatız. Geçen sene burayı gözlemlediğimiz için. Güzel birkaç tane böyle bileklikleri daha rahat satabileceğimiz ve insanların daha sıcakkanlı olduğu bir yerler bulduk. Birkaç şehir bulduk. Şimdilik hedefimiz bu şehirlerde biraz daha durup işte Balkan ülkelerinde bileklik satabileceğimiz birkaç ülke var. Oraları gezmek. Yani yapabildiğimiz birikim en fazla bu oluyor. Başka bir ülkeyi gezmek için 15-20 günlük birikim. Onlara zaten değineceğim, fakat şuraya bir geri dönüş yapmak istiyorum. Malezya'daydık. Ben şimdi Malezya'dan döndükten sonra siz ve birkaç gezgin daha Malezya'da kaldınız ve maalesef ben Malezya'dan döndükten bir ay sonra pandemi gibi bir olay patladı ve hepiniz orada büyük sıkıntılar çektiniz. Bunu da yakından takip ettim. O süreç nasıl geçti sizin için? Yani süreçte gezemediniz, ülkeye geri dönüş yaptınız. O süreç nasıl geçti sizin için? Valla o süreç benim için böyle çok şen şakrak geçmedi. Çünkü benim dönüş bileti param yoktu ve bizi Türk konsolosluğu gönderebileceğini söylüyordu Türkiye'ye. Ama atıyorum, Türk Hava Yolları'yla gönderiyorlardı sadece. O dönemki detaylar öyle diye hatırlıyorum. Ve Türk Hava Yolları'nın en yakın uçağıyla seni gönderiyorlar süre zarfı olarak. Sana en yakın zaman zarfında aynı uçak varsa onunla gönderiyorlar. Fiyat da inanılmaz yüksek çıkıyor. Çünkü pandemi vardı. Biz de Tayland'daydık ve bizim kaldığımız yer Tayland'da Chinatown'daydı. Yani Çin kentindeydik biz. Etrafımızdaki herkes Çinli. Bizim bulunduğumuz bölgeye sadece tahmini olarak 5 milyondan fazla Wuhan'dan insanın kaçıp geldiğini söylüyorlardı. İnanılmaz riskli bölgedeydik. Ki o dönemde işte şey dönemi, Türklere Covid bulaşmıyor denilen dönemler yani. O dönem Türkiye'den insanlar bize dalga geçiyor. Ya bir şey olmaz bırak çık falan diye. Tam böyle psikolojik bir karmaşanın içindeyiz. Dönsek mi ya acaba gerçekten böyle yalan mı bir şey mi olmuyor falan derken ne oldu? Ben bilet paramı kendim vermek istiyorum. Çünkü o dönem 2000 liraya benim alabildiğim bileti bize konsolosluk 10 bin lira bizi borçlandırarak gönderiyordu. Ve sokağa çıkma yasakları başladı. Sokakta insan yok. Biz sokaktan para kazanıyoruz. İnsanların sokakta olması lazım ki para kazanalım. İşte böyle alışveriş için zaman zarfı vermişlerdi. 5-6 gün falan. 5-6 gün sonra 15 günlük tam kapanma gelecekti. Ben Bangkok'taydım. Tayland'ın başkenti. O 5-6 günde ben uçak paramı çıkardım ama hemen hemen her gördüğüm insana sorunumu anlattım ve uçak bileti için paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Hızlı bir şekilde Türkiye'ye döndüm. Benden sonra çok fazla kalan arkadaş oldu. Ben tam zamanında bunu yapmışım. Çünkü ben döndükten bir hafta sonra Türkiye'de de virüs çıktı ve Türkiye'de kapanmalar başladı. Dönmeseydim Türkiye'nin tahliye uçuşu yapmasını bekleyecektim. En az Evet. 2 ay orada kalacaktım. Ve ailem bana para gönderebilecek durumda değiller sürekli. Benim para kazanabilecek bir durumum yok. Çünkü otel fiyatları da çok yüksek fiyatlara çıkmıştı o dönemde. Tam zamanında dönmüştüm aslında. Biraz şans benim yanımdaydı. Ama dönmeyip kalan arkadaşların hep çok büyük zorluklar çektiler. Evet, bunu da yakından zaten bildiğim için özellikle bu soruyu sormak istedim. Ve devam etmek istiyorum. Şu anda kız arkadaşınla birlikte Balkanlardasın. Fakat geçtiğimiz senede de siz beraber bir Balkanlara gittiniz. Fakat sonrasında geri geldiniz. Gittiniz, neden geldiniz? Yani para mı kazanamadınız, yoksa farklı bir durum mu oldu? Ve bu sene neden tekrardan Balkanlar? Ya açıkçası durum şu, ben son raddeye kadar aşı olmayı hiç düşünmüyordum. Çünkü ben bugüne kadar hiç Covid'e yakalanmadım. Kız arkadaşım bir sefer yakalandı ama Covid'i atlattı. Rahat bir şekilde atlattığını da söylüyordu. İkimiz de artık hiçbir çaremiz kalmayana kadar aşı olmayı düşünmüyorduk. Çünkü ailemde de yakın çevremde de bu hastalıktan dolayı çok büyük sorunlar çeken insanları görmedim. Ben tedbirimi alıyordum. İnsanlara bulaştırmama veya bana bulaşmaması için. Yeteri kadar tedbir aldıktan sonra aşı her zaman son ihtimal olarak görüyordum. Geçen sene biz buraya gelmeden önce aşı olmamız gerekmiyordu buralar için. Test yeterliydi. Biz buraları gezerken aşı zorunluluğu çıktı bu ülkelerde. Marketlere dahi giremiyorduk. Böyle olunca hızlı bir şekilde geri dönmek zorunda kaldık. Planımız aşıları olup geri gelmekti. Ama baktık ki 2 doz aşı için zaten bize 1,5 ay, 2 ay zaman lazım. Çünkü her aşı arası 21 gün süre vardı.
E dedik ki o zaman araya da kış girdi. Kar falan yağdı buralara. Yeniden yaz gelsin öyle çıkalım diye. Kardık ya geldik yeniden. Peki ne kadar süre Balkanlar'da kalacaksınız? Yani bu uzun bir süre mi olacak yoksa para bekleyip başka ülkelere gitme bir düşünceniz mi var? Nasıl Ya, bir süre bekliyor? hiçbir zaman sorunumuz yok. Kısa dönem içinde Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyoruz. O yüzden şu an her bulunduğumuz yerin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hiç bir ülkeden düşünmüyoruz hadi yarın gidelim, öbür gün gidelim diye. Aslında başka yerleri gezmek için de sabırsızlık var. Ama bulunduğumuz yerde de iyice buranın insanlarını tanıyan, yani en azından günlük buranın dilinde konuşabilecek kadar dil öğrenmeye çalışıyoruz her gittiğimiz ülkede. Hoşumuza gidiyor ikimizin de buranın insanlarıyla onların dilinde iletişim kurmak. Şimdi böyle hemen hemen günlük market olaylarını halledecek kadar Arnavutça falan öğrenmeye başladık. Kosova'da Arnavutça konuşuluyor. Türkçe bilen çok fazla bu arada burada. Herkes bize Türkçe konuşuyor. Ama herhalde Kasım ayına kadar falan bu Balkan ülkelerinde kalmayı düşünüyoruz. Hedefimiz de Kasım ayında Asya'ya yavaş yavaş yaz geldiği zaman Güney Asya'ya direkt buradan Güney Asya'ya geçmek. Yani şu anda para biriktiriyorsunuz. Orada en azından biraz daha rahat olacak kafanız. Çünkü oralar aslında çok daha güzel, çok daha keşfedilmesi yerler. Kesinlikle Malezya'yı ben çok istiyorum. Tekrardan bir Asya'ya gidesim var. Malezya'daki günlerim daha neydi? Yani en azından uçak bilet parasını biriktirmeye çalışıyoruz. İnşallah da en kısa zamanda biriktirirsiniz ve inşallah yolunuz her daim açık olur. Peki Can, ben sana benim vazgeçilmez sorumu sormak istiyorum. Dinliyorum. En hayalin nedir? En büyük hayalim nedir? En büyük hayalim, tamam ben gezdim. Artık burası dediğim yerde kalmak. Vay. Evet, yani en büyük hayalim tamam burası demek aslında. Yani buna karar verebilecek kadar kişisel gelişimi ve kendimi tatmin etmek. Wow, güzel hayal. Bak, duyduğum hayallerin arasındaki ben belki de en güzellerinden bir tanesi. Teşekkür ederim. Senin hayalini ben bu arada benim de gerçekten böyle imrendiğim ve hayal gücüne hayran olduğum insanlardan birisisin. Çok teşekkür ederim. Senin hayallerin de benim çok ilgimi çekiyor. Özellikle Japonya. Var şu anda ya benim de hayalim hayallerinin peşinde koşarken ölen bir adam olarak anılmak. Yani hiçbir zaman hayalsiz kalmak istemiyorum. Öncesinde hayalim neydi? Vostos alabilmekti. Sonra Vostos'ta bir Ege turu yapabilmekti. Sonrasında Vostos'ta Avrupa turuna çıkıp Eiffel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirmekti. Şimdi önümdeki hayalim Vostos'ta Japonya. Belki öncesinde bir Avrupa olur. Yani devamlı hayaller içerisindeyim ve bu hayallerin peşinde koşarken ölmek istiyorum aslında. Belki de ben de seninkisi gibi wow işte tamam burası hayalim dediğim yerde belki kalmak isterim. Böyle bir şey söylemek istiyorum. Peki ben sana şunu sormak istiyorum. Şimdi sosyal medya biliyoruz ki hepimizin hayatında ve artık sosyal medyadan para kazanmak da mümkün. Ve çoğu gezginde artık işte bu bileklik satarak dünyaya geziyorum diyenleri çoğu da sosyal medyadan para kazanıyorlar. Şimdi Can, senin ablan TikTok'ta 7,4 milyon takipçisi olan Kadar ya. evet 7,4 milyon takipçisi olan bir profile sahip ve TikTok'ta çok ciddi, sadece TikTok değil bu arada sosyal medyanın çoğunda neredeyse hepsinde çok ciddi yerlerde. Sen neden sosyal medyada şu anda içerikte üretmiyorsun? Evet bu arada arkadaşlar Can'ın profilini de takip ederseniz orada evet bazı paylaşımlarını görüyoruz. Gittiği ülkeler hakkında detayları artık paylaşmaya başladın çok şükür. Yavaş yavaş. Evet fakat neden böyle tamamen sosyal medyaya giriş yapmadın? Sorunu ben duydum. Hatırlayacağım. Bir 10 saniye geliyorum. Kusura bakmayın, hemen geleceğim. Tamam hemen bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar Can şu anda kız arkadaşıyla birlikte dünya turundalar ve şu anda da bileklik satarak dünyayı gezdikleri için şu anda da tezgahları açık ve kız arkadaş şu anda tezgahta tekli. Can da ara onu kontrol etmek istiyor çünkü kendisi hala acemi bileklik satma konusunda yalnız bırakamıyor. O yüzden bir gitti geldi. Ya aslında şöyle soruya geri döneceğim hemen. Burada erkekler biraz şeyler. Kendi kültürlerine çok fazla yadırganmıyor tabii ama kızlarla tanışma konusunda çok cüretkarlar. Herkes gidiyor tanışmaya çalışıyor falan ama bu durum tabii şey, ben hani tek başıma bıraktığım için benim aklım sürekli orada kalıyor. Yanına erkekler gidiyor Kafamızı tanışmaya attırmasınlar. şeyler. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, garip garip hareketler yapıyorlar. Onlara göre çok normal. Ama bizim böyle biraz daha böyle sakındığımız şeyler. Çünkü bağırma sesleri falan geliyor sağdan soldan. Bunlar için çok normal. Bir kızla tanışırken bağırabiliyorlar mesela birdenbire sokağın ortasında. O Değişik. yüzden sürekli hani de korkuyor biraz. Ondan bakıyorum. Soruna dönecek olursak
neden sosyal medyayla ilgili şeyler yapıyorum? Aslında hatırlıyorsan Asya'dayken yapmaya çalışıyordum hatta. Evet. Sıkı bir şekilde de başlamıştım ama Asya'dan sonra çok demoralize oldum. Türkiye'de 2 sene kaldığım dönemde. Şimdi ki bu ekipmanların da var. Yani belli başta en azından başlangıç düzeyinde de olsa ekipmanların da var. O yüzden soruyorum sana bu soruyu. Asya'dayken bunu yapmak istiyorum çünkü gezdiğim yerler benim çok fazla ilgimi çekiyordu. Ve beni takip eden insanların çok fazla ilgisini çekeceğini düşünüyordum. Ama şimdi Balkan ülkelerindeyim ve buralarda belli başlı paylaşımlar yaptığım zaman çok fazla ilgi çekmediğini görüyorum. Bir, iki, burayı ben bir geçiş süreci olarak görüyorum. Burada sürekli kendime yatırım yapmaya çalışıyorum. Özellikle dil konusunda olsun ve ileride yapabileceğim paylaşımlar konusunda. Sürekli kendime yatırım yapıyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Aslında Balkan ülkelerinde çok fazla paylaşım yapmamın sebebi bu ve burada hayat çok stabil. Yani burası bir nevi İstanbul, Bursa, İzmir. Hiç değişik bir şey yok. İnsanlar o kadar benzerler ki bize. Türkiye'de farklı bir şehirdeymişsin gibi. Evet evet ve insanların da çok ilgisini çekmiyor buralar. Herkes daha fazlasını bekliyor. Şu an mesela Güney Amerika'da olan arkadaşlara bakıyorum. Onların içerik üretmesine yarayacak çok fazla malzeme var. Ve çok fazla şey anlatabiliyorlar. Çok fazla insanlar onların anlattığı şeylerle ilgilenebiliyor. Ama bizim anlatabileceğimiz şeyler burada çok kısıtlı. Bunları şimdi anlattığımda mesela ben bir hafta kalacağım yerde o bir haftayı bir günde anlatabiliyorum hatta. 2 saatte anlatabiliyorum. O kadar hızlı tüketebiliyorum burayı. Çünkü gerçekten burada yaşam çok kısıtlı. Nüfus az ve bize çok benzer yaşantıları var. İlgi çekici şeyler gördükçe bu arada anlatmaya çalışıyorum ve YouTube videosu da çekmeye başladım. Yani yavaş yavaş başlıyorsun artık. Artık ısınma turlarını oynuyorsun. Evet evet. İnşallah. Evet. Çünkü yani bunu söyleme sebebim şu. Biz çünkü ablamla da sana çok baskı yaptık. Ablam şu anda sosyal medyada çok ciddi bir yerde. Yani 7.4 milyon TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da çok ciddi yerlerde ve sosyal medyadan para kazanıyor. Sen de gezginsin. Birbirinizi de destekleyebilecek pozisyondasınız. O yüzden ki biliyoruz ki gezginleri şu anda %90'ı sosyal medyadan para kazanarak geziyorlar. Öbür türlü sosyal medyadan hala para kazanmayanlar simit satıyorlar gibi durumlar olduğu için. Bu yüzden özellikle sordum. Çok teşekkür ederim verdiğin cevaplar için. Bu arada beni kırmayıp canlı yayına geldiğin için ve o değerli vaktini ayırdığın için de ayrıca çok teşekkür ederim. Bosta sohbetlerine gitti kafam. Canlı yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru gelirken bizi izleyenlere, yola çıkmak isteyenlere, yolda para kazanmak ile alakalı konular da olabilir. Söylemek isteyeceğin şeyler var mı son olarak? Arkadaşların soruları var mı hiç bilmiyorum. Ama onların sorularına gelmeden önce yani bu şekilde yolda para kazanmayı düşünüp yola çıkmak isteyen insanlar gerçekten az önce konuştuğumuz gibi belli başlı yetenekleri varsa ama sokağa uyarlayabilecekleri, sokakta yapabilecekleri. Çünkü yeterli düzeyde dilleri yoksa gittikleri her ülkede çalışma imkanları kolay kolay olmayacaktır. İsterseniz biraz daha sokakta para kazanmaları lazım. Herhangi bir yerde iş bulmak o kadar kolay değil. İzinler, devlet nezdinde falan işler çok teferruatlı oluyor. Bu tarz şeyler yapmaları ama bizim gibi bir şeyler satmak değil de yaptıkları yeteneklerle aslında sokakta bir şekilde kendine gelir oluşturmaları. Ne olabilir mesela? Benim gördüğüm, yolda gördüklerimden işte genelde müzik aleti yapan arkadaşlar çok fazla. İşte müzik aletiyle sokakta şarkılar çalıyorlar. Kendi kültürlerinden olsun, buradaki insanların kültürlerinden olsun. Resim çizenler var, portre resimler. Dövme yapanlar var. İşte aklınıza gelebilecek herhangi bir şey aslında. Baktığınızda bu bileklik yapmak insanın aklına bile gelmez. Çok uzak bir fikir ama biz onu bile yapıp bunu devam ettirebiliyoruz. Tek yapmaları gereken ilk etapta yola çıkmak. Paralı bir şekilde yola çıksınlar, normal tatil yapsınlar. Paraları bitene kadar gözlem yapıp daha sonra bir kılıf uydurabilirler yolda parayı kazanmak üzerine. Veya bizim gibi gezen arkadaşların videolarına baksınlar. Çok güzel isimler var, çok değerli insanlar var. Güzel tecrübelerini paylaşıyorlar. Bunlar üzerinden fikir elde edebilirler. Ben mesela YouTube videoları üzerinden fikir oluştu kafamda, öyle yola çıktım. Herhalde en elle tutulur şey budur. YouTube videoları izlemeler çünkü biz genelde Türkler olarak bu konuda bayağı şeyiz. Dünyayı geziyoruz yani. Çok fazla kişi var. Bizim gibi yolda para gezenerek gezen ve hepsi deneyimlerini, tecrübelerini açıkça paylaşıyor, anlatıyor. Bu tarz bir şey olabilir ama yapabiliyorlarsa bunu dijitalden para kazanmaya dökebilirlerse, dijital üzerinden kazanırlarsa YouTube olabilir. Blog sayfası açıp gittikleri yerleri, gezdikleri yerleri yazıyla paylaşabilirler. Benim de çok yapmak istediğim bir şey mesela. Bu kadar zamandır neden yapmadım desen, yapmadığım için de çok pişmanım. Dijitalden kazanmaları onlar için en mantıklısı olabilir.
En önemli tavsiyelerden bir tanesi. Bu arada ben sende şu özellikle konuda zaten hayranım senin o fikirlerine. Sen şu anda sosyal medyadan para kazanmıyorsun. Seni şu anda herhangi bir ülkeye bırakırsak, hangi ülkeye bırakırsak bırakalım sen orada para kazanmayı öğreniyorsun. Yaptığın şeyi ben hani beraber yolculuk yaptığımız için söylüyorum. Hemen etrafı gözlemliyorsun ve eldeki imkanlarla, ortada bulunan imkanlarla, ortadaki bulunan ortamla bir şekilde para kazanmanın yolunu buluyorsun. Bu sadece bileklik değil, o an şartlar ne gerekiyorsa ona göre bir yol haritası çizip hızlı bir şekilde, hızlı ve pratik bir şekilde para kazanmanın yolunu bulabiliyorsun. Sen de en çok zaten hayran olduğum konulardan bir tanesi bu. Ve sanat konusunda da tekrardan sahnelerde olacağım. Yine sarılsam yine gidecek gibi diye. Teşekkür ederim. Sen de benim bugüne kadar gördüğüm en eğlenceli gezgin olabilirsin yani. Ve ayrıca hayal gücün bir kenara, işte anlattığın hikayeler olsun, böyle 10 dakikada oturup şarkı sözleri yazman falan, bunların hepsi hayran bırakacağım ama mesela içerik üretmede de ben yok yani böyle birisi. Oturuyorsun böyle, oturduğun herhangi bir şey üzerinden 3 dakika içinde bir içerik üretiyorsun, bir senaryo yazıyorsun. Böyle sanki bir şey, reenkarnasyon varmış da önceki hayatında işte yıllarca yönetmenlik yapmışsın falan gibi. Hemen kafanda film çekiyorsun, bir senaryo çıkarıyorsun, hemen bir içerik başlıyorsun. Bir de biz sohbet ederken kafamızı bir çeviriyoruz, telefonu açmışsın böyle, merhaba arkadaşlar, ben Derviş, Gezgin Derviş, hoş geldiniz diye. Bakıyoruz bir anda videoya başlamışsın yani. Ben Bunu sen seviyorum. de menü karşılığında alırsın internette. İnşallah, inşallah yavaş yavaş almaya başladık. Zaten ben ya bu kamera önünde olmayı çok seviyorum. Zaten gezgin derviş olma sebeplerimden bir tanesi bu. Bir gün YouTube kanalında artık açarsan, işte oraya içerik üretirsen, benim bir röportaj yapmak istersen benim de anlatmak istediğim şeyler var. Orada inşallah bunların detaylarını anlatırım. Ben kamera önünde olmayı seviyorum. Kazanmasam da ben bu işi elimden geldiğince de yapmaya çalışacağım. O yüzden yani severek yapıyorum. Çok teşekkür ederim düşüncelerin için. Hadi. Yavaş yavaş canlı yayını da sonlandıralım. Sen de işinden alıkoymayalım. Malum daha gezecek çok ülke, kazanacak çok para, adım atacak çok yol var. İnşallah da en kısa zamanda hayallerinin peşinden giderken hayırlı bir ölüm nasip eder Allah. Bu nasıl bir dua oldu bilmiyorum ama. Hayallerim olmadan asla diyelim, tatlıya bağlayalım. Evet, aynen. Sloganımızı da sonlandırıyoruz. Sloganımızı zaten söyledin. Hayallerim olmadan asla diyoruz ve Gezgin Derviş de Instagram canlı yayınlarımızın bugünkü konuğu Can Korkmaz'dı. Bir çeşit gezgindi. Kendisi dünyayı geziyor. Yolda para kazanmanın taktiklerini, pratiklerini Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim yayını izleyenlere. Can, sana da değerli vaktini ayırdığın için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben de Hoşça çok kalın. teşekkür ederim Ekranlar. daha önceki için. Haniye de çok selam söyle. Haniye de bu arada ayrıca bir kadın gezgin olarak ve yolda yeni yeni yollara olan bir kadın gezgin olarak canlı canlı taze taze dinlemek isteriz. Çünkü henüz şu anda o aşamalarda ve o nasıl bir aşamalardan geçiyor. Kendisine de bir canlı yayın yapacağız. Onun da zaten detayını profilinde paylaşıyor olacağım. Kendisi biraz çekiniyor. Ona biraz daha ılıman sorular sorarsan çok güzel bir yayın geçeceğine eminim. Hiç sıkıntı yok. Kendisini rahat hissettireceğimiz bir yayın temenni ediyorum. En kısa zamanda zaten bunu ayarlayacağız. Bu arada yayını kaçıran arkadaşlar için de bunları, bu yayınların hepsini kaydediyorum ve YouTube kanalımda da paylaşıyor olacağım zaten. Ama dediğim gibi canı da takip ederseniz yavaş yavaş orada detaylı paylaşım yapmaya başladı. Yola çıkmak isteyen ve fikir almak isteyen arkadaşlar yazıyorlar bazen. Burada da öyle arkadaşlar varsa sizin zaman yazabilirsiniz yani. Elinden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Evet, kesinlikle. Ve tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.